Manşet Haber'den herkese merhaba. Bugünkü manşet habere kötü bir haberle başlıyoruz. İdlib'den iki şehit haberi daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada hava saldırısı sonucunda iki askerimiz şehit oldu, iki askerimiz de yaralandı. Bu haberden sonra benim tuttuğum notlarıma göre Şubat ayı itibariyle gelen şehit sayısı 19'a yükselmiş oldu. Benim notlarıma göre diyorum çünkü gerçek rakamı bilmiyoruz, bir türlü açıklanmıyor. Şubat ayında bakın 3 Şubat'ta 7 asker, 1 sivil personel, 10 Şubat'ta 5 asker, 20 Şubat'ta 2 asker, 22 Şubat'ta 2 asker, 26 Şubat'ta da 2 asker şehit oldu. Evet, dediğim gibi gerçek rakamları bilemiyoruz. Bunlar benim tuttuğum notlar. Gerçek rakamların üstü örtülüyor, açıklanmıyor. Evet, Mehmetçikler orada kurbanlık koyun gibi Suriye'de İdlib'e gönderildi. Hava korumaları yok çünkü hava sahası Türkiye'ye kapalı ve her gün şehit haberleri gelmeye devam ediyor. Ama kimin umurunda? Türkiye İdlib'de çok fena sıkıştı. Erdoğan İdlib ile ilgili yapmış olduğu açıklamada Amerika'dan yardım talep ettiğini, patriot istediklerini ifade etti, aslında itiraf etti. Baştan bunu kabul etmemişlerdi. Bu konuyla ilgili kendisine soru sorulduğunda Erdoğan aynen şu cevabı verdi. Amerika'nın bir destek sözü Trump'la görüştüğümde vardı ama henüz destek söz konusu değil. Görünen bir daha görüşmemiz gerekecek. Patriot meselesine gelince ben çok net olarak söyleyeyim. Şu an Amerika'nın bize vereceği patriot yok. Biz teklifimizi yaptık. Eğer bize gönderecekseniz biz sizden de patriot alabiliriz dedik. Ama şu anda benim aldığım istihbarat ise verebilecekleri bir patriot yok. Evet, anlaşılan Amerika'dan ne asker desteği var ne de patriot desteği var. Sadece nasihat desteği var. Yahu patriotu ne yapacağız? Rusya'dan aldığımız S-400'ler var ya diye soracak olursanız, o S-400'leri devlet su işlerinde kullanılmak üzere tahsis edildiğini söyleyebilirim. Sıradaki manşet haberimiz Kremlin'den geliyor. Kremlin 5 Mart'ta Erdoğan-Putin zirvesine kapıları kapadı. Başkanın o gün işi var dedi. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Mart'ta İdlib'deki durumu konuşmak için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmek gibi bir planının olmadığını belirtti. Reuters'in aktardığına göre gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in 5 Mart'ta başka iş planları var dedi. Halbuki bu konuyla alakalı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilere aynen şunu ifade etmişti. Sayın Putin, biz bunu ikimiz beraber yapsak daha isabetli olur gibi bir teklif getirince ben de dedim ki o da olabilir, dörtlü de olabilir. Şu anda İdlib'de bizim ikimizin kararı çok büyük önem arz ediyor. Tarihi konusunda hemen hemen mutabık sayılırız. Yani 5 Mart itibarıyla demişti. Ama Putin'in 5 Mart'ta başka bir işi varmış. ABD'den nasihat, Putin kapıları kapadı, kaldık mı ortada? Sıradaki manşet haberimiz KHK TV'ye erişim yasağı. Evet, YouTube üzerinden yayın yapan ve KHK'ların problemlerini, acılarını, dertlerini dile getiren KHK TV'ye erişim engeli getirildi. Üstelik mahkeme kararı bile olmadan. KHK TV Twitter'da yapmış olduğu açıklamada bu engeli şöyle duyurdu. Mağdurların sesini duyuran ve gazetecilik yapan KHK TV'ye yapılan bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. Gasp edilen haklarımızı almak için hukuk içerisinde tüm mücadele yollarına başvuracağız dediler. Aman her deliği kapatın, sadece saray medyası kalsın ve kimse zulmü duymasın. Zaten en büyük korkunuz milletin gerçekleri duyması ve milletin uyanması. Ama bence o kadar da korkmayın. Millet derin bir uyku içerisinde ve ayrıca bu millet gerçekleri duysa da kılını bile kıpırdatmaz. Boşuna kanal yasaklamaya çalışmayın.
Pakistan'dan kaçırılan eğitimci öğretmen Mesut Kaçmaz ve ailesi için Fox TV'de terörist diye haber yapılmıştı ve Mesut Kaçmaz da Fatih Portakal'a cevap hakkını kullanmak istediğini ifade etmişti. Ama cevap alamamıştı. Ben buradan Fatih Portakal'a bir kere daha hatırlatma yapmak istiyorum. Fatih Portakal, yapmış olduğun haberde bu insanlarla alakalı terörist suçlamasında bulunmuştun. Ama bak şimdi bu isimler, Mesut Kaçmaz ve ailesi tahliye oldu ve bütün iddiaların boş olduğu ortaya çıktı ve senden cevap hakkını kullanmak istiyorlar. Bu Mesut Kaçmaz'ın en doğal hakkı ve gazeteciliğin temel bir ilkesi. Evet Fatih Portakal, bu öğretmene cevap hakkı neden vermiyorsun? Bu öğretmene bir cevap hakkı borcun yok mu? Öğretmenlere, eğitimcilere terörist demek bu kadar kolay mı? Cevap hakkı vermeyeceksen nedenini söyle. Bu hangi gazetecilik ilkelerine ve hangi insanlığa sığıyor? Bir öğretmene saray ağzıyla terörist demek en azından ayıp değil mi? Bu gazeteciliğe yakışır mı? Eğer cevap hakkı vermezsen bu insanlara terörist demen kaydıyla saray tarafından kontrollü muhalefet yapan bir gazeteci olduğunu düşüneceğim. Haydi Fatih Portakal, Mesut Kaçmaz'a cevap hakkı ver. Bu senin gazetecilik ve insani görevin. Şimdi sırada bir başka manşet haberimizde. Suriye'de Esed'in vatandaşlarına pasaport dahi vermediğini söyleyen Erdoğan, bunlar cibiliyet fukarası. Kendi vatandaşlarına dahi insanca muamele yapabilecek durumda değiller dedi. Biz ona hangi teklifi yaparsak yapalım ama adam olmadığını gördük. Bunda insaf diye bir şey yok. Bugün bizim karşımıza dikilen benim Kürt orijinli kardeşlerim Suriye'nin kuzeyinde, kuzeydoğusunda şu anda terör örgütüne destek verenler, onlara pasaport dahi vermiyordu. Ben de kendisine tavsiyede bulunuyordum. Ya bunlar senin vatandaşın, niye vermiyorsun? Ama vermedi. Bunları tanımıyorsun. Bunlar cibiliyet fukarası. Bunlar hiçbir zaman kalkıp da kendi vatandaşına dahi insanca muamele edebilecek durumda değiller. Hadi Erdoğan'ın ağzından çıktığını kulağa duymuyor. Peki orada onu alkışlayan vekillere ne demeli? KHK'lı yüz binleri bulan vatandaşa, eşleri ve çocukları da dahil, pasaport verilmediğini bunlar bilmiyor mu? Pekala biliyorlar ve bilerek alkışlıyorlar. Çünkü onların hepsi suç ortakları. Sıradaki manşet haberimiz saray gazetecileriyle alakalı. Saray gazetecileri Erdoğan'ın uçağında Erdoğan'a şöyle bir soru sordular. Türkiye'de özellikle muhalefet kaynaklı en az günde birkaç yalan haber üretiliyor. Bununla mücadelede herhangi bir yasal düzenleme yoluna gidilmesini önerir misiniz? Saray gazetecileri işte böyle bir şey. Saray kaynaklı her gün yüzlerce yalan üretirler ve arkasından da muhalefet yalan haber üretiyor, yasal düzenleme yapacak mısınız derler. Bir de utanmadan uçakta bu pozu verirler. Erdoğan, Erbakan'ı kastederek 65 yaşın üzerindekiler siyaset yapmasın dediği ortaya çıktı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar önce Refah Partisi'nden ayrıldıktan sonra Star gazetesine bir röportaj vermişti ve bu röportajda aynen şunları söylemişti. Yeni bir partiye girebilirim. Ancak şartlarım var. Bu partide 65 yaşın üzerindekiler siyaset yapmayacak. En son 65 yaşındaki de aday olabilir. 65 yaşında aday demek, 70 yaşında işi bitmiş olmak demek. Bu haber de benden dün itibariyle 66. yaşını kutlayan Erdoğan'a yaş günü hediyem olsun. Kibir, kendini üstün görme en tehlikeli bataklıktır. Buraya saplandığınızda artık iflah olmanız mümkün değildir. Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibidir. Orada yaşanmaz. Peki bunları söyleyen kim? AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Ne diyeyim?
ormanı katletti, küçük bir dikkatsizlik dedi. İçişleri Bakanlığı Manisa'nın Demirci ilçesi belediye başkanı Selami Selçuk hakkında soruşturma başlattı. Bakanlık AKP'li başkanın bina yapımı izin başvurusu dahi olmadığını belirtti. Peki kaçak yapılaşmaya imza atan belediye başkanı Selçuk kendisini nasıl savundu? Başlıktaki gibi ufak bir dikkatsizlik.